Evet efendim. Güne başlarken Murat Baltacı ve Ezgi Gözağacan'ın sunumuyla ve birbirinden özel konuklarıyla hafta içi her sabah sizlerle buluşmaya devam ediyor. Dünya Sigara Bırakma Günü, tütün kullanımı sağlığı olumsuz olarak etkileyen en önemli zararlı davranışların başında geldiğini hatırlatmak amaçlı kutlanan bir gündür. Programa bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Sağlıklı Yaşam Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinden pratisyen hekim Zübeyde Büyükçapar konuk oldu. İlimizde de 4 farklı yerde sigara bırakma polikliniği yapılmakta. Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Suç İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, benim çalıştığım yer Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ve Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi'nde. 344-221-4046. Burası Sağlık Yaşam Merkezi'nin numarası. Burayı arayarak da randevu alabilirler. Büyükçapar, sigara nasıl bırakılır, en etkili sigara bırakma yöntemleri nelerdir ve nelere başvurulması gerektiğini anlattı. Her hastayı tek tek değerlendirip, bulunan ek bir hastalığı var mı konuşup, çünkü vereceğimiz tedaviler bazı durumlarda sakıncalı olabiliyor veya sadece psikososyal desteğin yeterli olabilecek hastalar olabiliyor. Bunları anlamak amacıyla hastalarla tek tek konuşup değerlendiriyorum. Gerekli hastaya ilaç tedavisini başlıyorum. Her hastayla ilk önce bir sigara bırakma günü belirliyoruz. Nikotin bandı da başlasak, ilaç tedavisi de başlasak. Bu süreç bir değerlendirme süreci, bir farkındalık oluşturma süreci olarak düşünülebilir. Çünkü sigara zararlı bir alışkanlık ve bu alışkanlığı hayatlarından çıkarttıklarında bir boşluk oluşacak. O boşluğu faydalı bir alışkanlıkla doldurmaları gerekiyor. Spor yapmak, yürüyüş yapmak, bunlar oldukça etkili yöntemler. İlaç tedavisi olarak ülkemizde kullanılan birinci basamak diye geçen 3 farklı ilaç var. Bunların hepsi birbirine yakın bıraktırma oranlarına sahip. Nikotin replasman tedavisi, nikotin yerine koyma tedavisi, bupropion ve varenikin olmak üzere 3 farklı ilacımız var. Nikotin yerine koyma tedavisinde nikotin bandı ve nikotin sakızı kullanılmakta. Bakanlığımız Aralık 2017 itibariyle tekrar bir ilaç alımı gerçekleştirdi. Varenikin ve nikotin bandı var şu anda elimizde. Hastanın durumuna göre, ek hastalığına göre, uyumuna göre gerekli tedaviye başlıyoruz. Ve bu ilaçlar, Tubatis diye bir sistemimiz var. Gelen her hastayı biz oraya kaydediyoruz. O sistem üzerinden kaydedilen hastalara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nda ilaçlar verilmekte.